o ya? Hala beni orada lafa tutuyorlar. Yok işte bilmem ne, bilmem ne. Ondan sonra da diyecekler ki yemek soğuk geldi. Biraz et bayağı bir büyük olmuş ama. Ya orijinalden olduğu için. Bayağı bayağı evet, kocaman tabağı doldurmuş. Biraz şey sanki tabii tatmadan şu an bir şey diyorum. Görüntü olarak söylüyorum sizlerin tabaklarından. Nasıl geldi sana? Düşes patates biraz daha şimdi ben baktım hani şekil olarak görüntüsünü. Biraz daha böyle kabarık hani sıkma poşetiyle tabii sıkması gerekiyordu. Bu biraz böyle bayağı şey dümdüz olmuş yani. Bir de Kübra Hanım'a da gelince söylerim. Düşes patatesin biraz daha şekli şey olmalı. Küçük olmalı. Ama şey tabak dolu doysunlar diye çünkü sürekli tabak boş tabak boş diyorlar. Ben de tabağı boş götürmemek için böyle yaptım yani. Şöyle bir düşes patates gösterelim. Hı hı. Görsel evet olarak. Senin patateslerine ne oldu? Biraz tepelemesini şey yapamadım. Şöyle bekliyorum. Tabii tabii krem şanti şeyiyle yapılıyor zaten. Biraz şimdi bu tabakta ben daha tatmadım. Tadına bir şey söylemiyorum ama görsel olarak söylüyorum. Ay iki tane tabak almış. Babam birini vereyim ben sana. İki tane tabak almış var. Evet şey olmuş. Tamam. Düşes'ten siz de prenseslikten bir tık aşağıya düşünce bu düşes de biraz aşağılarda ama olmuş böyle. Ama bakarsınız. Tabii şu an tatmadım ona bir şey tabii söylemiyorum ama biraz prenseslikten biraz aşağı düşmüşsünüz siz de burada bu tabakta özellikle. Biraz. Evet. Prenseslikten kül kedisi gibi oluyordu 12'den sonra. Ne kadar da cici söylüyorsun. Bu yüz ifadesi söyleyince insan hiç kızası gelmiyor ve yarın da biraz şimdi sen yarışacağın için evet günümü oynuyor olmuyor. Zuhal Hanım şimdi onu eleştiri yapacak ama süslüyor. Yarın ben günü ama, ya. Evet, yarın tamamen günü ya kendi günü ya. Aynen tamamen süslüyor. Ben acaba söyleyeyim ama evet, öyle bir şey değil ki bu bizim bir benim de yanında kalp koyanlar gibi Cemile. Çünkü bana ya da yıldızlı beş gibi. Ay yıldızlı beş. Ama yıldızlı beş niye verdiğimi açıklamıyor. Bir yıldızlı beş. Yıldızlı beşi niye verdiğimi açıklamıyor. Daha yükseğe hak ediyorsun. Ama hayır. Bak bizim günümü oynadığım için 5 veriyorum. Evet. Şimdi yaşım da ortaya çıkacak. Ama sanki kimseyim. Yıldızı 5 pek iyiydi. Evet. Çünkü en yüksek puan 5'ti. Bizde ise 5 evet biliyorsun. 10'a kadar yolu olduğu için Tahir'cim biz evet o 5'e yıldız koyduğumuzda veya 1 veren arkadaşlar yanına gülücük ile evet emojiler, efendim kalpler koyunca o puan pek değişmiyor. Çok da yumuşatmıyor. Evet. Hele beni hiç yumuşatamazsınız öyle şeylerde. Ama ben hep söylüyorum yani bu iş nasıl başlarsa öyle gidiyor. Hep evet gözlemlediğim bu. Evet. Pazartesinden bir başlıyorsunuz yanlış puanıma ta cumaya kadar silah. Arada tabii ki doğru puanlar da veren ver ama yani ne Berkcan 5'i hak ediyordu ne de sen. Tamam bunlar da takmışlar kendi gününe oynuyor, kendi gününe oynuyor. Yarın şimdi görürsünüz beni. Bakın ben kendi günüme mi oynuyormuşum, oynamıyormuşum. Benim bu arada yine servisim eksik zaten. Neyin eksik? Şeyim bıçak ve kaşıklı adam şeyi yiyor. Kaşıklı yiyor. Vermemiş. Yanınızda bıçak var ama. Bıçağım var da çatalı yok. Çatalınız yok. Şimdi buna gidecek bir şarkıyla seslenmek istiyorum ama. Meydana gel yüzüm görek. Ay sesiniz çok kötü. Ben zaten sesim iyi olsaydı yemek yarışmasında olmazdım. Zaten yemek yarışmasında da iyi değilsiniz merak etmeyin. Çatal da getirir misin Tahir'e? Nedense kendisi istemiyor. İsteyemiyorum, korkuyorum valla. Sen yani, mi korkuyorsun? Aslında korkmuyorum da. Sen daha benden çok korkacaksın yarına kadar. Hadi canım. Oo. Eyvah eyvah. Sen bana sen diyorsun ya, ben de sana sen diyorum. Gel gel, banket müdürü gel. Geliyorum sayın aşçım. Yediniz değil mi arkadaşlar? Hı hı. Lütfen yiyiniz. Hadi artık ben bir an gelelim ya. Masamızı alabilir miyiz? Çünkü akşam oldu. Kinoam taze olduğu için sonrasında sıcak ikram etmek istedim. Kinoa tazeymiş, sıcak ikram etmek istemiş salataya. Yani kinoayı kino haşladı, biliyor musunuz ne demek olduğunu? Evet, haşladı. O yüzden mi çok mu sıcak diye mi soğusun ama duymadım çünkü sıcak ne dediğini sıcak de. Sıcak yani haşlamış, sıcak sıcak getireyim istiyorum evet, dedi. Ama çok tam haşladı yani diyorlar. Salatamın sunumunu yapıyorum şu anda. Süsle onu, süsle. Süsleyeceğim merak etmeyin. O süsle diyen kim? Yine Tahir kesin. Salatayı belki bana özel yapıyordur şimdi süsleyip püslüyordur belki. Kübra Hanım yani. Senin gölgende kalmasın salata. Asla kalmaz merak etmeyin daha vizyonlu bir şey. Gel de yüzünü görelim artık hadi. Senli benli konuşmayın lütfen benimle. Evet siz diye hitap edelim. Biraz haddinizi bilin lütfen. Hadd. Evet. Hadd bilmek misafire karşı bilemedim. Biz sonuçta onun masasına misafir olmuşuz. Bir haddini bilmelisin denmemeli. Çok yanlış bir
O da yanlış, hitap, o da yanlış. Yanlışlar ama tabii şimdi Tahir Bey de burada sen diye hitap edemez tabii yani, şimdi. Evet, bu etki tepki yanlış meselesi oldu. Şimdi ben gel gel dersen ama, o da böyle yani bir şey der. Siz Deniz Hanım, ben yine koruyorum evet Kübra Hanım. Yarın günümü oynuyorum ya o yüzden. Siz hiç değişmediniz. Evet. Aynen. Günümü oynuyorum evet, evet, olabilir strateji değil mi? Ay dün de bana söylüyorlardı, şu an oynuyor muyum sizce? Tahir Bey de yaptı sonuç olarak strateji. İlk gün bana verdi yani puanlar. Yani bu hepimiz bizde burada yani. Kübra'cığım 3 kadar gelir misin? Geliyorum. Keşke bize mutfaktan cevap yetiştireceğine elini biraz çabuk kullansaydı, ağzını değil de elini kullansaydı biraz daha hızlı yemekler gelseydi. Çok gecikti servis konusunda, bayağı gecikti. Kübra'nın mutfaktan can çekişiyordu, sesi geliyordu ama ne dediği de anlaşılmıyordu. Sadece orada kendince bir şeyler yapıyordu galiba. Kübra Hanım sürekli mutfaktan bir cevap verme çabasındaydı bize. Tabii ki yemeklerini savunacak, hepimiz savunacağız yemeklerimizi ama bu kadar çok konuşacağına bizle masada daha çok oturabilirdi belki çünkü sürekli gidip geldi. Yani yemek yapamayınca insan tabii suçlu psikolojisi bence. O yüzden oradan sürekli bana atıştı. Atıştı durdu yani. Suçlu psikolojisi, yemeklerini yapamadı, kendini mi savunayım bari diye çıkıştı galiba. Şimdi şu salata vesaire Tahir o konuda haklıydı ve güzel bir şey yaptı. Öncesinde getirdi salatayı. Evet. Şu salataların önceden gelmesi lazım. Süsünü püsünü yani siz ona göre ayarlayacaksınız zamanınızı, timinginizi. Evet. Şimdi ana yemekler tadımlar bitti. Yorum yapacağız, salata yiyeceğiz. Ve salatayı da çorbalara başlamadan da hazırlamadım yani. Çorbaları aldım sizden, hemen salataları hazırladım. Ondan sonra sosunu en son dökersiniz. Bence evet, bir tek sosunu en sona evet bırakın. O da salatalar ölmesin diye. Hatta da var. Önce iki tane kaseye koydum. Sonra dedim hemen sosunu geri alıp yani hızlı bir şekilde servis ettim. Ya çok olmadı. Kaç dakika oldu? Herhalde nasıl ya çok olmadı ya? Hayır, aa, ne kadar, 10 dakikası var ya süre olarak şey o anlamda yani söylüyorum. İyi de yemekleri yedik. Ha evet tabii lütfen yemekleri yani, yedik. Ben evet yine çok olmadı oynadım demeyin. Ama geliyor, diyebilirsiniz, haklısınız. Tabii. Ya, yarın işte sizin gününüz. Şekerim ne yaptın? Şöyle alt alta. Ya bunlar sünmesin diye kinoanın suyu böyle diri diri kalsın diye şey, sebzeler. Kinoayı biraz sıcak getirmek istedim. Karbonhidrat yoktu çünkü masada. Biraz karbonhidrat katmak istedim. Deniz Hanım size de iyi oldu kinoa. Evet, salatanızı merakla bekliyorum ben şu anda yani. Bu arada masada ekmek, ekmek yok. Masa yetişmedi artık ya. Hani yani onu da görmedik. Gelmedi. O kadar çok ekmek var. Masada o kadar çok eksik var ki. Ekmek mi sordunuz? Ekmek yiyor musunuz ki? Var ben ekmek, bunun suyuna ekmek banacaktım ama. Ay yok, öyle mi? Tamam getireyim. Yok gerek yok ben. Tamam, hemen geliyorum. Servisler felaket yavaştı, her şey çok fazla gecikti. Salatamız çok geç geldi ana yemekten sonra. Ara sıcağı keza yine aynı şekilde bekledik bayağı. Yani birimiz bitirmişken diğer yarışmacı arkadaşımız servisinin gelmesini bekliyordu. Çok yavaştı serviste. Hatta bir ara farkındaysanız şarkı söyledim hani gel de yüzünü görelim falan diye. Yani yavaş ne kelime, artık sıkıldık öyle söyleyeyim. Oy bu ne? Ne oldu? Ne oldu Hüda? Uzunca bir soğan kaçmış benim tabağıma da. Uzunca bir soğan mı? Şöyle bayağı bir uzunca. Yeşillikler biraz büyük. Doğradım. Hangisini istersin? Benim fark etmez. Benim de fark etmez. Tamam o zaman. Ben en sevdiğimden koyayım mı size? Koy nasıl istersen. Bir yandan da yemek yorumlarını almaya başlayalım evet lütfen. Evet, ana yemekle ilgili kim başlamak ister arkadaşlar? Bardağınızı alabilir miyim? Hüda seni dinleyelim. Aynen. Yükseli ve Düşes patatesi anlat bize. Patates zaten yayılmış, bayağı bir yayılmış. Kıvamı muhtemelen biraz tutmadığından olmuştur. Hı hı. Biraz daha sıvı bir kıvam olmuştur. Yoksa biraz daha katı olsaydı kıvamı tam istediği şekli verebilirdi. Hı. Bu kadar yayılmazdı. Olmamış. Zaten soğuktu. Eti pişmiş mi? Pişmiş. Nasıl pişmiş? Güzel pişmiş mi? Orta iyi pişirdik istediniz herhalde değil mi? Ya da iyi. Orta iyi. Orta iyi evet. Bir tık tuzu olsaydı çünkü etlerde bir tık tuz daha lezzetli çok yapıyor gibi geliyor. Çok sos olduğu için böyle biliyorsunuz. Sosu nasıl? En önemli şey bunun sosu. Marinesi. Sosu. Şimdi bunun marinesi öncelikle sirke, daha sonra taze kekik var. Hı-hı. Hemen ben bunları götürüp lütfen geliyorum. Sosu nasıl Hüda? Sosu biraz bana biraz böyle çok hafif bir yanık kokusu gibi bir şey geliyor ama çok hafif. Yanık kokusu geliyor diyorlar. Haha. Şurada bir şeylik var zaten. Hem de yani şöyle de gösterebilirim. Yani. Tamam. Şöyle. Salatayı tattım Hüda. Salatayı da tattım. Fena değil. Fena teşekkür değil. Teşekkür ederim.